1,6 puandı. İkinci çeyrekteki %2,5'luk ekonomik büyüme oranına net mal ve hizmet ihracatının katkısı da 1,3 puan oldu. Bu şu demek, ikinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir. Bu da dış ticaretteki dengeleme sürecinin olumlu sonucudur. Makroekonomik istikrara katkıdır. Gerek finansal istikrar, gerekse enflasyonla mücadeledeki hızla aşağı doğru iniş trendini de destekleyen güçlü bir parametre olmuştur. Böylece 2024 yılı ilk yarısının büyüme oranı %3,8 olurken net mal ve hizmet ihracatının katkısı da 1,4 puan olmuştur. 2024 yılının ilk yarısında milli gelirimiz 2024 yılının ilk yarısı sonunda 1 trilyon 202 milyar dolara yükselmiştir ve bu gerçekten çok sevindirici bir rakam. Geçen yılki milli gelirimizde, kişi başına milli gelirimizde 13.243 dolar olarak revize edilmiştir. Evet, katkıları ifade ettik. İlk çeyrekte 1,6 puan, ikinci çeyrekte 1,3 puan, ilk yarı itibariyle de 1,4 puan net mal ve hizmet ihracat katkısıdır büyüme oranına. Sağlıklı büyüme de budur arkadaşlar. Daha fazla ihracat, daha fazla üretim demektir, daha fazla istihdam demektir ve cari işlemlerde iyi bir dengeli rakamın elde edilmesi demektir.